Milyonları ilgilendiren borç yapılandırması bu hafta meclisten geçti ve yasalaştı. Başvurular 31 Mayıs itibariyle başlayacak. Peki hangi borçlar kaç taksitle ödenecek? Ödeme takvimi nasıl olacak? Ayrıntıları A Haber'den Esra Keskin konuğuna soracak. Borç yapılandırma paketi Başkan Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı ve aslında bu paketin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketlerinden biri olduğu da biliniyor. Peki içeriğinde neler var? İşte bunu konuşacağız. Yanımda bir konuğum olacak. Sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal efendim, hoş geldiniz öncelikle. Peki bu kanunda neler var? Onlarla bir başlayalım dilerim. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi bu kanun bugüne kadarki çıkanların en kapsamlısı olarak nitelendiriliyor. Diğerlerinden bayağı farklılıkları var bazı noktalarda. Bu kanunla alakalı olarak öncelikle 31.12.2022 öncesi vergi, SGK prim, idari para cezası, öğrenim kredisi, trafik cezası, gümrük vergisi gibi bütün amma alacaklarını kapsıyor. Öncelikle rakam, tarih 31.12.2022. Bu tarihten önceki borçları kapsıyor. Bu çok önemli. Arkadaşların, borcu olan insanların bu noktaya dikkat etmesi gerekiyor. Önceki yapılandırmalarda 36 aya kadar 18 taksitle bir ödeme planı vardı en fazla. Şu anda 48 ay 48 taksit. Yani artık 2 ayda bir her ay yapılabiliyor. Bu 12 ay, 18 ay, 24 ay, 36 ay ve en son 48 ay olabiliyor. Şimdi bir yıl içinde evvelden 2 taksit gecikirse yapılandırma yanıyordu. Bu kanunda 3 taksit gecikmesiyle ancak yapılandırma yanıyor. Bildiğiniz gibi son dönemde ciddi bir enflasyon oluştu. Eski kanunlarda YİFE oranı uygulanıyordu. Enflasyon oranı uygulanıyordu ama burada onu uyguladığında %100'lerin üzerine çıkabileceği için yıllık olarak %9 bir YİFE sabitlendi 2016 sonrasındaki borçlar için. Yani şu oran eğer siz taksitle ödeyecekseniz yıllık %9'a sabitlendi. Başvurular 31 Mayıs 2023'te başlıyor. İlk ödeme 30 Haziran 2023'te olacak. Bu da çok önemli. Vatandaşların başvuru tarihlerini ve ödeme tarihlerini kaçırmamaları gerekiyor. Peşin ödemede borcun %90'ı silinecek. Şöyle oluyor. Siz ana para ve faizi hesap ediyorsunuz. Daha sonra faizin %90'ı siliniyor. Yani toplam borçta çok ciddi bir katkısı oluyor eğer peşin ödeme yaparsanız. İdari para cezalarında peşin ödemede de ana paranın da %25'i siliniyor. Yani bu idari para cezaları, geçmişten gelen pandemide kesilen cezalar veya diğer idari para cezalarında bu geçerli olacak. Bir kişinin veya kurumun 2000 liranın altında asıl ve faiz borcu varsa tamamı silinecek. Bir daha tahsil edilmeyecek ve bu vergi dairesince reysen yapılmak zorunda. Kendileri yapacaklar bunu. Şimdi bildiğiniz gibi bir genç girişimci kazanç istisnası vardı. Bu 75 bin liradan 150 bin liraya çıkartıldı. Ve yıllık olarak da gelir vergisi artan oranlı tarife oranında da güncellenecek. Bu da genç girişimciler açısından teşvik edici bir yol oldu. Hep beklenen bildiğiniz gibi bir ehliyet affı vardı. Bu sosyal medyada da her yerde çok dile getirildi. Ehliyet affı da var aslında burada. Bazı kapsam dışı bırakılanlar var. Alkol, uyuşturucu, drift, ölümlü ve yaralanma kaza haricindeki bütün ehliyetlerle alakalı olarak puanları, ceza puanları iptal edilecek. Ve bu bir nevi ehliyet sicil affı oluyor. Şimdi belediye borçları su, atık, su dahil. Yani belediyeleri olan emlak vergisi borçları, çevre temizlik vergisi borçları, su borçları, bütün bunlar aynı şekilde bu kanun kapsamına değerlendirilecek. İşletmelerde kayıtlarda olan emtiaya, kayıtlarda olan ama gerçekte olmayan emtiaya stok affı. Bu da işletmeler açısından çok önemli. Çünkü bazen kayıtlar şaşabiliyor veyahut da faturasız satışlar olabiliyor. Burada kayıtlarda kalıyor ama daha sonrasında gerçekte fiiliyatta bu mal yok. Bunlar için de bir stok affı getirildi. Belli bir oranında ödeme yapılarak bu stoğun toplam miktarının bu da kayıtlara alınabilecek. En çok beklenen aslında
2018, 19, 20, 21 ve 22 yılı da dahil edildi. Matrah artırımı getirildi. Burada da işletmeler bir nevi kaska sigortası yapıyorlar. Yani şirketler kendi kullandıkları evraklarla alakalı olarak şüpheleri varsa, şüpheleri yoksa bile ileriye dönük olarak bir nevi kasko sigortası yapmış olacaklar. Hı. Motorlu taşıtlar vergisinde de borcun %10'u ödenirse muayene imkanı getiriliyor. Bu da önemli bir gelişme. Çünkü motorlu taşıtlar vergisi borcundan dolayı muayeneler gerçekleşmiyordu bildiğiniz gibi. Şimdi bütün bu bahsettiklerimizde dava açılmış ise feragat halinde asıl borcun %50'si ve tüm faizler ile cezaların tamamı siliniyor. Yani siz eğer bu konuda borcunuzdan dolayı veya bir vergi incelemesinden dolayı bir dava açtıysanız zaten davayı açmakla ve bu kanundan faydalanıyorsanız %50 ana para siliniyor ve tüm faiz ve ferileri siliniyor. Devam edersek eğer tüm meslek odalarının borçları da buna dahil. Yani ticaret odası borçları, işte meslek odaları, mali müşavirler odası olsun, diğer odalar olsun, bunların da borçları aynı şekilde buna dahil olacak. Önemli bir gelişme, kredi kartıyla da ödeme imkanı getirildi. Yani bütün bu bahsettiğimiz borçlarla alakalı kredi kartıyla da bir ödeme yapılabiliyor. Tabii ki bütün bunlardan faydalanmak için ne dedik başta? Bir nevi bir uzlaşma var. Dava açılmış ise bu davadan mutlaka feragat etmesi gerekiyor vatandaşlarımızın. Bu şartlarda yaklaşık olarak 500 milyara yakın bir borcun yapılandırılması söz konusu olabilir. Bunun 100 belki 150 milyarı batık borçtur. Ama kalanı bu kanun kapsamında hem devletin bu depremden dolayı imkanlarını ve yaralarını sarar, hem de vatandaşlarımız bu borçtan kurtulmuş olur. Mutlaka ve mutlaka takip etsinler ve zamanı geldiğinde başvurularını yapıp ödemelerini yapsınlar. Buradan söz tekrar merkeze bırakalım.